geçmiş olsun. Teşekkür e, ediyorum. Siz ne için oraya gitmiştiniz? Biz ihracat firmasıyız. Orada yurt dışında müşterilerimiz var. Onları ziyaret için gitmiştik. E, oraya vardığınızda ne kadar süre sonra e, bu olay yaşandı? Ya, biz e, çarşamba sabaha karşı Kenya'ya vardık. E, Perşembe cuma müşteri ziyaretlerimiz vardı. Toplantılarımızı gerçekleştirdik. Cumartesi günü oldu olay. Hatta cumartesi sabah da bir toplantımız vardı. Onu bitirdik. Ondan sonra, öğleden sonra boş zamanımız vardı. Uçuşumuz da geceydi zaten. Ee, boş zamanımız var diye vakit değerlendirmek amacıyla gitmiştik alışveriş merkezine. Yani Siz tam e, Türkiye'ye dönecekken e, bir alışveriş merkezine evet. uğradınız. Neler yaşandı yani oradaki olayı bir anlatır mısınız bize? Ee, biz kapıdan ana kapıdan girer girmez hemen yaşandı zaten. Yani bir dakika bile olmamış yani 20 saniye de söylerim zaten olayın en başından beri. Girdik hemen sağdaki bir market zincirine doğru yöneldik biz. Girmemizle aşağı arkadan bir el silah sesi duyuldu. E, arkaya doğru döndüm ben. Bana doğru koşan insanları gördüm. Yanımdaki iş arkadaşıma e, bir şey oluyor dedim. E, o sırada silah sesleri artmaya başladı. E, koşmaya başladık arka tarafa doğru. Ben de iki dizimden de ameliyatlıyım. Hani çok koşma şansım falan da yok ama dedim ile koşuyorsunuz. E, arka tarafa doğru koştuk. Silah sesleri devam ediyordu o sırada. Kalabalığa karışmaya çalıştık elimizden geldiğince. Rafların arkasında saklandık. Eğilerek, çömelerek kendimizi korumaya çalıştık. Çünkü ses geliyor ama nereden ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir kurşun gelecek mi, nereden gelecek bilmiyoruz. Çok yakın mıydınız? Yok... Ses olarak şu yani çok yakındık. Yani ilk e, sesi duyduğumuzda hemen arkamdaydı zaten öyle ses görmedim ama hemen arkamızdaydı. E, koşarak uzaklaştık biz ama ses gene de yakındı yani bizim olduğumuz kattaydı. Nasıl kendinizi dışarı attınız? Nasıl kurtuldunuz? E, biz önce e, orada mağazada çalışan kişilerimizi yönlendirmesiyle önce rafların arkasına hepimiz saklandık. Ondan sonra otoparka açılan bir yangın merdiveni gibi kapalı bir yer vardı. Hepimiz oraya girdik. Benim olduğum bölümde basamaklarda durduk hepimiz. Benim olduğum bölümde biz yaklaşık bir 50 kişi kadardık. O mağaza çalışanları, başka bir memleketten başka insanlar da vardı hatta. Önce orada bir saklandık. İki buçuk saat kadar biz bir orada kaldık. Ben bir saat sonra olayın yani gittikçe baktım çıkamayacağız gibi artık iyice moral bozulmaya başlayınca şey, sosyal paylaşım sitesinden yazdım. Ee, i̇şte arkadaşlarımdan biraz destek istedim açıkçası. Konsolosluğa ulaşmaya çalıştık. Ee, orada kaldık. Ondan sonra iki buçuk saat sonra büyük ihtimalle o sıra zarfında da zaten dışarıdan da haber alıyorduk. Polis geldi müdahale ediliyor diye. Ee, i̇ki buçuk saat sonra bizi tekrar a, olduğumuz yerden dışarı çıkıp e, mağazanın soğuk hava deposu ve e, mal teslim aldıkları dışarıya açılan bir kapısı vardı. Oradan bizi tahliye ettiler. Biz öyle kurtulabildik. Siz ilk ne zannettiniz orada? Şirat i̇lk bizde ben ilk sesi duydum duyduğumda sanki yukarıdan aşağı bir şey atılmış gibi duydum. Yani silah olduğunu tahmin etmedim. Yani çok duyduğum bir şey değil çünkü. Ee, sonra arkasından silah sesiyle yanındaki iş arkadaşım uyarınca silah sesi bu arkaya doğru giden bir şey oluyor dedikten sonra biz o zaman idrak ettik başka bir şey olduğunu. Ama ilk bize de söyleyen biz oradan bilgi almaya çalışıyoruz. Şimdi mağaza çalışanından ya da işte elinde telsiz gördüğümüz herhangi birinden bilgi almaya çalıştık. Bir hırsızlık olayı büyük ihtimal güvenlik görevlileriyle çatışıyorlar diye bilgi verdiler bize. Ama öyle olmadığını tabii çok sonra öğren. Olduk. Siz o olay yerini göremediniz değil mi? İnsanların Hayır yok görmedim ben görme. İyi ki de var. görmedim görmedim. Yaralı vardı bizim olduğumuz yerde ama e, o da artık silahtan mı yaralandı ya da hani düşerek ya da başka bir şeyle mi yaralandı çok iyi bilmiyorum. Ee, ama şeyi görmedim. Yani ne hissettiniz adam, yani oradan çıkamayacağım? Duyurum. Tabii onu hissettim. Yani bir saat geçtikten sonra ondan sonra zaten şeye başladım. Yani paylaşım yapmaya başladım. Hadi yani gerçekten ciddi bir şeyin içindeyiz galiba biz. Ne olduğunu da bilmiyorum. Çıkamıyorum. Bir de e, astım var bende. Allah yani krizin tutmasında kendi kendime telkin etmeye çalıştım. Yanımda ilacım yoktu. Bir şeyim yoktu. Devamlı tamam bitiyor. Geçti. Gidecek falan diye kendimi böyle telkin ettim. Ve korktum tabii ki. Yani bir saatten sonra korkmaya başladım. E, ne olacağını bilmiyorum. Yani o sırada olsa ya adamlar gelip kapıyı açıp bizi de tarayabilirlerdi orada. Ya da ben beş adım geride olabilirdim. Beş adım geride olduğum için de herhangi bir şeye maruz kalabilirim. Başka Türk vatandaşları var mıydı? Ben görmedim. Ben görmedim. Siz daha önce gittiniz mi? Yok, yok. benim ilk gidişim. Kenya ilk gidişim. Gider misiniz bir daha İş için olursa giderim yine. Yani ben vardır öyle cengaver bir durumum. Şey yapmam çok fazla. İşimiz önemli. Her seferinde olacak diye bir şey yok. Ama çok gerekmedikçe elbette ki. Elbette ki.